Herkese merhaba, ACİL MATEMATİK kanalına hoş geldiniz. Analitik geometri fasikülünde doğrunun analitiği test 12'nin çözümlerine başlıyoruz. Sorumuza geçelim. Koordinat düzleminin birinci bölgesinde bir kenara eksenlerden birine paralel olacak şekilde alınan bir ABC ikizkenar üçgeni ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birinci öncülümüze bakalım. Tabanı x eksenine paralel ise üçgenin kenarlarını oluşturan doğruların eğimleri toplamı sıfırdır. Pekala, önce ben bunu incelemek istiyorum. Tabanı x eksenine paralel ise şu diğer eşit olan kenarları taşıyan doğruların eğimleri toplamı sıfır demiş. Bakalım ne gelecek. Tabanı x eksenine paralel. Şu eşit olan kenarlar açı olarak alfa dediğimizi düşünelim. O halde ben buradan uzatırsam bunun x eksenine yaptığı açı da alfa olacaktır. Buradan da uzatırsam bu arkadaşın da şurası alfa olacağı için eğim açısı 180 eksi alfa gelecektir. O halde bunun eğimi nedir? Tan 180 eksi alfadan birbirini 180'e tamamlayan açılarda sinüs hariç hepsi eksi dönecektir. Yani bunun eğimi eksi tan alfa. Bunun eğimi nedir? Direkt tan alfadır. Bu durumda bu ikisinin eğimlerini toplarsam sıfır olarak gelecektir. Birinci öncülümüz doğru geldi arkadaşlar. Diğer öncülümüzü okuyalım. Tabanı y eksenine paralel ise eşit uzunluktaki kenarları taşıyan doğruların eğimleri toplamıdır. Aynısını y ekseni için yapmamızı istiyor. Pekala, bulmaya çalışalım. Şöyle üçgenimizi yine çizelim. Tabanımız neydi dostlar? Y eksenine paralel idi. Buralara o zaman alfa diyelim. Taban y eksenine paralel olan kısımsa bunlar da birbirine eşit olan kenarlar. Şuradan şu şekilde alfayı uzatacak olursam aynı şekilde buradan da bu kenarı uzatayım. Yani şunu da şuradan şöyle uzatacağım. Bu çok doğrusal gibi olmayacak ama şeklini çizelim en azından. Bakın burası alfa ise burası da alfa. Aynı şekilde dostlar burası da alfa olacaktır. Buraya ne kaldı? Bakın eşit olan kenarlardan birisinin x eksenine yaptığı açı 90 eksi alfa kaldı. O halde bunun tanjantı ne gelecektir? Tan 90 eksi alfa. Kotanjant alfa olarak gelecektir. Yani eğimlerden bir tanesi kot alfa yazalım. Şimdi diğere geçelim arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? Burası alfa ise burası da alfa gelecektir. En büyük üçgeni düşünün. Burası alfa ise burası 90 eksi alfa. O halde burası ne oldu? 90 artı alfa. Diğer doğrumuzun ise x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı 90 artı alfa. Bunun tanjantı da eğimi verecektir. Tanjant 90 artı alfa nasıl dönecektir arkadaşlar? Eksi kot alfa diye. Bakın bu ikisini toplarsam yine sıfır olarak geldi. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Eşit kenarlardan biri y eksenine paralel ise diğer eşit kenarı taşıyan doğrunun eğimi negatif değer alır. Hani şu ikisinin eşit olduğunu düşünelim. Bu durumda diğer eşit olan doğruya bakacak olursam, diğer eşit olan kenara bakacak olursam bunu taşıyan doğrunun eğimi negatif olacaktır. Çünkü sola yatık. Ama eşit olarak bu ikisini alırsak bu sefer ne olacak arkadaşlar? Eşit olan diğer kenarı taşıyan doğru sağa yatık olduğu için eğimi pozitif olacaktır. Demek ki üçüncü öncülümüz her durum için doğru gelmemekte. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Soru 2 ile devam edelim. 3 kişi yere çizdikleri analitik düzlem üzerinde birbirlerine top atmaktadır. A noktasındaki kişi topu B noktasındaki kişi topu C noktasındaki kişiye atıyor demiş. Şunları şöyle çizelim arkadaşlar. Bu paslaşma sonucunda topun y ekseninde temas ettiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi dostlar hiç buradan iki noktası bilinen doğru denklemlerinden uğraşmadan benzerlik kullanmaya çalışalım. Hızlı bir şekilde. Bakın buranın apsisi 4. Buranın apsisi eksi 4. Yani burası 8 birim. Şurasının ordinatı 2. Burasının ordinatı 10. Yani burası da 8 birim. Demek ki birebirlik bir oran var diyebilirim dostlar. Şurada. Burada birebirlik bir oran var. Aynı oran bu üçgende de sağlanacaktır diyorum. Burası 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Buranın ordinatı 2 ise burası 6. Yani A'dan B'ye giden topun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 6. Şimdi aynısını diğerine yapalım. Şu 6 kalsın bir tek orada. Şuradan şuraya doğru bir çekelim. Yine üçgenimizi birleştirip benzerlik yapmaya çalışalım. Bakın en büyüğe bakalım. Şurasının apsisi eksi 6. B noktasının apsisi 4. Burası 10 birim. Şu noktanın C'nin ordinatı eksi 10. B noktasının ordinatı ise 10. Yani şurası da 20 birim. O zaman şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Şu üçgende 2'ye birlik bir oran var. Aynı 2'ye birlik oran burada da olmak zorunda. Bu durumda şurası 6 birimse burası 12 birim olacak. Eksi 10'dan 12 birim gidersem burası da 2 gelecektir. Yani B'den C'ye gelen topun da Y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2. İlk de 6'yı da fark ise 4'tür. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde OA doğru parçası ve D doğrusu verilmiştir. O noktasından D doğrusuna indirilen dikme ayağı H noktasıdır. OH nedir? Evet dostlar, hiç düşünmeden şuradan direkt bir dikimizi çekelim. Bu doğru ne mi? Ne? 2. O zaman bizim şu hani OH'ı taşıyan doğrumuzun eğimi ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Ben başka ne biliyorum arkadaşlar? Sonuçta burası geçtiği nokta ve eğimi de belli. Hızlı bir şekilde yazalım. Y eksi geçtiği noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi geçtiği noktanın apsisi. Şimdi bu ifadeyi düzenleyecek olursak bakın ne gelecektir? Hani bize sonuçta bakın neyi sormuştu bu? OH uzunluğu nedir demişti. O zaman ben bu kesiştikleri noktayı bulayım. H'ın koordinatlarını bulayım. Buradan da OH uzunluğunu bulabilirim. Pekala, bu iki doğrunun kesiştiği noktaları bulabilmek için ne yapmam gerekir arkadaşlar? Bu iki doğruyu birbirine eşitlemem gerekir. Pekala, şurada y'yi yalnız bırakayım. İçeriye dağıtacak olursam eksi x bölü 2 artı 1 gelecektir. Artı 1 bölü 2 gelecektir. 7'yi de atarsak bakın buradan ne gelir? Eksi x bölü 2 artı 15 bölü 2 olarak gelecektir. Şu bizim sarıyla taradığım doğrunun denklemini de bulmuş olduk. Kesiştikleri noktaları bulmak istiyorsak arkadaşlar şu ikisini birbirine eşitleyebilirim. 2x eşittir eksi x bölü 2 artı 15 bölü 2. Hani buradan 2'yi, hatta payları aynı olduğu için direkt şöyle yazalım. Eksi x artı 15 bölü 2. Çapraz çarpımı yapacak olursam 4x eşittir eksi x artı 15. Buradan da x ne gelecektir arkadaşlar? 5x 15 x de 3 olarak geldi. Demek ki şu noktanın apsisi 3'müş. Nokta ordinat ilişkisi buraya ne yazarsam burası da ne gelecek? 6 olarak gelecek. Burası 6, burası 3. O halde OH ise 3 kök 5 olarak gelir. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Soru 4 ile devam edelim. Depoları özdeş ve 60 litre olan A ve B araçlarının kalan yakıt miktarı zaman grafiği şekilde verilmiştir. A ve B araçları depoları tam doluyken aynı anda yola çıkarak sabit hızla ilerlemektedir. Kaç saat sonra B aracının deposundaki yakıt miktarı A aracının deposunda kalan yakıt miktarının iki katı olur? Şimdi dostlar yine doğrusal fonksiyonlar olduğu için birim zamandaki değişim oranlarına göre konuşalım. Yani şöyle düşünün. 6 saatte 60 litrelik benzin bitirilse saatte 10 litre götürecektir. 60 litre benzini 8 saatte bitirdiyse hani 60 bölü 8 mantığıyla bu ne yapacaktır? 15 bölü 2, yani bu da saatte 7,5 litrelik bir benzin harcayacaktır diyebilirim. Şimdi başlangıç için her ikisinde de 60 litrelik bir benzinim var. Diyorum ki T saat sonra ne demişti bize? Kaç saat sonra B'deki yakıt A'dakinin ilk katı olur. Şimdi T saat sonra A'da ne kadar kalacak arkadaşlar? 60 eksi her bir saatte 10 yakıyorsam 10T. Diğerinde ise 60 eksi 7,5T'ye kalacaktır. Sonuçta bakın burada daha fazla kalacak. Bunun oranı 2 olmasını istiyorum diyebilirim. Buradan da eşitliği çözüp T'yi bulalım. Çapraz çarpımı yaparsak 120 eksi 20T eşittir 60 eksi 7,5T olarak gelecektir. 60 sol tarafı 20'yi sağ tarafa darsak 12,5T oldu. Hadi istiyorsak bir de 5'e bölelim. 12 eşittir 2,5T. T dediğimiz, yani 2,5 dediğimiz nedir? 5 bölü 2. Buradan bir çapraz çarpım yaparsak T 24 bölü 5 olarak gelecektir. Yani 24 bölü 5 saat sonra B'de kalan yakıt A'da kalan yakıtın 2 katı olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı. Soru 5 ile devam edelim. Eşit aralıklı çizgilerle oluşturulmuş bir koşu parkurundaki sporcu 3x eksi 4y artı 1 ve 6x eksi 8y eksi 1 doğruların sınırladığı 2 numaralı parkurda koşmaktadır. 5 numaralı parkuru sınırlayan doğrulardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne demiş? eşit aralıklı demiş. Ki zaten bakacak olursak bunlar birbirlerine paralel. Soruda bunların paralel olduğunu söylememiş ama en azından doğrular bunu destekliyor. Çünkü eğimleri aynı. Şimdi arkadaşlar eğimleri aynı olan doğruların arasındaki uzaklığı nasıl buluyordum? X ve Y katsayılarının eşit olması gerekiyordu. Yani bunu 2 ile çarparsam 6x eksi 8y artı 2 eşittir 0. Şimdi bunların arasındaki uzaklığı veren formülü kullanabilmem için bunların eşit olması gerekiyordu. Bakıyorum şimdi hani bize uzak hepsinin eşit uzunlukta olduğunu söylemiş ya. Şimdi şöyle düşünün, bunun sabiti artı 2, bunun sabiti eksi 1. Hani bu uzaklık bulunurken biz ne yapıyorduk? Sabitlerin farkının mutlak değeri bölü İşte katsayıların kareleri toplamı diyorduk kök içerisinde. Bakıyorum burası 2, burası eksi 1. Yani 3 birim azalmış. O zaman bu doğrunun sabiti mesela eksi 4. Bu doğrunun sabiti eksi 7. Bu doğrunun sabiti eksi 10 olabilir diyorum. Şöyle farklı kalemlerle yazalım. Burası eksi 4. Burası eksi 7. Burası eksi 10. Sonuçta eşit uzaklıkta oldukları için oranı koruyacak. 5 numaranınkine eksi 7 ve eksi 10 geldi. Şıklara bakıyorum. Hepsi 3x eksi 4 diyelim. Biz bunu zaten 2 ile genişletmiştik. Yani 6x eksi 8 diye eksi 10 demiştik. 2'ye bölersek 3x eksi 4 diye eksi 5 olarak gelecektir. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Soru 6 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde her birinin çevresi 36 birim olan özdeş 3 tane dikdörtgen ile eğimleri çarpımı 7 bölü 5 olan D1 ve D2 doğruları verilmiştir. Çevremiz, bakın arkadaşlar, çevremiz 36 ise bu iki kenar toplamı 18 olacaktır. Şu şekilde yerleştirmemi yapayım. Yani şurası 18 eksi A, burası A. O halde buranın hapsi 18. Şurası da 18 eksi A'ydı. Bize eğimleri çarpmakta ne demişti? 7 bölü 5 demişti arkadaşlar. Hemen ben D2 doğrusunun eğimini yapıştırmak istiyorum. Bakın şurası eğim açısı olacaksa karşı 18 eksi A, komşu 18, yani tan alfa ne gelecek? Şurada alfa dediğini düşünün. D2 doğrusunun eğimi yani tanjantı 18 eksi A bölü 18 olarak geldi. D2 doğrusunun eğimini bulduk. Aynı şekilde hız kesmeden D1'e geçmek istiyorum. Burada da yine bu ikisini bulursam şuraya da, bu sefer bunun eğim açısı olan şuraya da beta diyelim. Tam beta'yı bulup D1 doğrusunun eğimini bulalım. Çünkü bunların çarpımı bize 7 bölü 5 olarak verilmişti. Şimdi arkadaşlar şurası A, burası 18 eksi A idi. Yani şurası da ne kalacak? Şu uzunluğa 18 eksi 2A. Aynı şekilde bakın şunu biliyorum ben. Burası zaten ne? Burası A. Burası ise 18 eksi A. Yani bunun da ordinatı 18'e denk gelmekte. Yani şu uzunluk 18 birim. O zaman karşı 18. Şuraya yazalım. Karşı 18. Komşu 18 eksi 2A. Ne biliyoruz? Şu ikisinin çarpımı 18 eksi A bölü 18 ile 18 bölü 18 eksi 2a'nın çarpımı, son kez kontrol edelim yanlış olmasın, 7 bölü 5 demiş. 18'ler gitti. Çapraz çarpımı yaparsak 90 eksi 5a eşittir. 7 çarpı 18 nedir arkadaşlar? 126 eksi 14a. Eksi 5a'yı karşıya atalım. Pardon, 14a'yı sol tarafa atalım. 9a. 90'ı da sağ tarafa atacak olursak 126'dan 90 çıkartın. 36a 4 olarak geldi. Peki bize ne sormuştu bu soru? Dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birim karedir demiş. Zaten biz şunu şöyle yazmamış mıydık? Burası 18 eksi A. Burası A demiştik. Yani 4, 14. Bu durumda alan 56 birim kare diyebilirim. Doğru cevap seçeneğimiz ise C şıkkı. Diye geçelim. Dik koordinat düzleminde iki doğrunun eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Ve bize sarı renkli bölgenin alanını sormakta. Şimdi arkadaşlar bu alanı bulurken şunu yapacağım. Hani buradan orijine bir doğru çizeceğim. S1 ve S2 olmak üzere bu iki üçgenin alanlarını bulacağım. Yani şuranın zaten tabanı bir birim. Şuradan bir dik çekecek olursam, aynı şekilde buradan da bir dik çekecek olursam yükseklikleri bulmuş olurum. Burası da 2 birim. Yani o zaman benim bu yükseklikleri bulabilmem için şu kesiştikleri noktaların koordinatlarını bulmam gerekir. Hızlı bir şekilde bu doğrunun denklemlerini yazalım. Şuraya alfa diyecek olursam burası da alfa olacaktır. Hızlı bir şekilde şunu diyorum. Doğrum sola yatık olduğu için bu açının eksi tanjant değeri bana eğimi verir. Tanjant alfa nedir? Karşı 2, komşu 4, 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Demek ki bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Şimdi yazalım. Hani y yalnız kaldığında x'in katsayısı eğim demekti. Yani şu şekilde yazdım. Ve şunu biliyorum. Doğruların y eksenini kestiği noktaları sabit terimleridir. Aynı şekilde bakın maviyi yazalım arkadaşlar. Buraya alfa dersem burası da alfa olacaktır. Mavinin eğimidir. Beta diyelim bu sefer. Mavi doğrunun denklemini yazalım. Önce eğim bulmam gerekir. Sola yatık olduğu için eksi tam beta bana eğimini verecektir diyorum. Tanjant beta nedir? 4 bölü 1'den 4 yani eğim eksi 4. Hızlı bir şekilde bu doğrunun denklemini yazın. Y yalnız kaldığında x'in katsayısı zaten eğim ve doğruların y ekseni kestiği noktaları da sabit terimdir. Şimdi arkadaşlar hani kesiştikleri noktayı bulmak için bu denklemleri birbirine işlersem bu noktanın apsisi yani bu denklemin birbirine işlediğim denklemin kökü kesiştikleri noktanın apsisini verecektir. Şurada bir yerde birbirlerini işleyelim. Eksi 1 bölü 2x eksi 2 eşittir. Eksi 4x eksi 4. 4x'i sol tarafa atalım. Eksi 2'yi de sağ tarafa atacak olursam burada payda eşlediğimde 8x'den x çıkartırsak 7x bölü 2 eksi 2 yani buradan da ne gelecek? X eksi 4 bölü 7 olarak gelecek. Demek ki bunların kesiştiği noktanın apsisi eksi 4 bölü 7'ymiş. Bakın bu nokta her iki doğru üzerinde olduğu için her ikisinde de aynı ordinata gidecek. Şurada yerine yazdığımız zaman buradan da y değerimiz eksi 12 bölü 7 olarak gelmekte. Bunu da yazalım. O halde artık soruyu bitirebiliriz. Orijinden çektiğimiz zaman bakın şu üçgenin alanı nedir? Taban 1. Yükseklikse ordinat değerinden gelecek. 12 bölü 7. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 bölü 7 birim kare. Aynı şekilde şu üçgenin alanını bulalım. Bu sefer taban 2. Yükseklikte bu noktanın apsis değerinden gelecek. Yani 4 bölü 7 taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bu da ne geldi? 4 bölü 7 birim kare. Her ikisini de toplarsak sarı renkli bölgenin alanı 10 bölü 7 olarak gelir. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 8 ile bu işi bitirelim arkadaşlar. Yani hem testimizin son sorusu hem de doğrunun analitiği konusunun testlerinin son sorusu. Dik koordinat düzleminde M6'ya 3 merkezli OABC dikdörtgeni gösterilmiştir. Bakın MC, MD ve ME doğru parçaları dikdörtgeni eşit alanlı 3 parçaya ayırmakta. MC, MD ve ME doğruların eğimleri toplamı kaçtır denilmiş. Ben şunu yapmak istiyorum. 6'ya 3 diyecek olursam merkez olduğu için zaten şuradan çekecek olursam burası 6 ise burası da 6. Yani A 12 demek ki dörtgenimizin bir kenarı 12 birim. Aynı şekilde burası 3 ise yine merkez olduğu için tam ortası olacak. Burası da 3. Demek ki dikdörtgenimizin bir kenarı 6. Zaten dikdörtgenin kendi alanı 12 çarpı 6'dan 72. Hani 3'e bölecek olursam şunların 3'ü de 24 birim kare diyebilirim. Şimdi arkadaşlar C noktasının koordinatları elimde. 0, 6. MC'yi bulduk. M çünkü biliniyor. D'yi bulmaya çalışalım. Şunu yapmak istiyorum ben öncelikle. Bütün şöyle hani ortalığı doldurmayalım. İfadeleri silelim. Şuradan bir dik çekiyorum. Artık bir kenarın 6 olduğunu biliyoruz zaten. Şurada 12 olduğunu biliyorum. Şuradan şöyle merkezden hani her bir kenarı bir dik çekecek olursam. Bu sefer ne olacak? 4 eş bölgeye ayrılacak. Diğer bölgelerden bağımsız. 72'yi 4'e bölersek her birinin alanı 18 olacaktır. Hatta şurası da 9'a 9 olarak gelecektir. Bakın burası nedir? 18. O halde burası 9, burası 9. Peki ben ne biliyordum? 3 bölgenin her biri ne olmuştu? 24 olmuştu. O halde buraya 15 kaldı. Yine aynı mantıkla bu 4'e böldüğümüz parçalardan her birisi 18'di. O halde burası ne oldu? 3. Buranın kendisi 3 birim. Bak sonuçta burası 6'ya 3 noktasıydı. Ordinatı 3 olduğu için burası 3. Şu üçgenin alanın 3 olması için buranın 2 olması gerekir. Buranın apsisi 6 ise buranın apsisi 4 gelir. MD'yi de bulabilirim. Yani D noktasının koordinatları ne geldi? 4'e 0. Son bir nokta kaldı. E noktası. O zaman hız kesmeden devam edelim. Şunu diyorum. Burası 18. Bakın. Burası 18. Şu parçanın da alanı unutmayın ki 24 olacaktı. Arkadaşlar hani burası 3. Burası 18. Geriye ne kaldı? 3. O halde şuranın alanı 3 olacaktır. Hani şunları yine siliyorum bakın. Şuranın alanı da 3 olmak zorunda. Peki ben yine ne biliyorum? Şuradan çekecek olursak. Burası neydi? 6 birimdi. Burası neydi? 3 birimdi. Hani burası 6 ya. Taban çarpı yükseklik bölü 2'nin 3 olması için buranın 1 olması gerekir. Şurada merkezin ordinatı 3'tü. Burası da 3. Yani totalde burası 4 birim yükseklikte. O halde E'nin koordinatları nedir? Apsis 12'ye indi. Ordinatı 4'e gitti. 12'ye 4 diyebilirim. Şimdi elimdeki bütün noktaları bulmuş oldum. Toparlayalım. E noktası neydi? 12'ye 4. D noktası neydi? 4'e 0. C noktası neydi? 0'a 6. M noktası da zaten 6'ya 3. Şimdi hepsinin tek tek eğimlerini bulalım. MC'nin eğimi. 2 noktası bilen doğru eğimden gelsin hemen. Y'ler farkı. Yani alttan 3 çıkardım. 0 eksi 6. Apsisler farkında yazdım. Ne geldi arkadaşlar? 3 bölü eksi alttan eksi 1 bölü 2. Bu sefer MD'yi bulalım. Ordinatlar farkı 0'dan 3 çıkartın. Eksi 3. Apsisler farkı 4'ten 6 çıkartın. Eksi 2. Yani 3 bölü 2. En son ME'nin eğimini bulalım. 4'ten 3 çıkartın. 1. 12'den 6 çıkartın. 6. Ne geldi? 1 bölü 6. Hepsinin toplamını sormuş bize. Şu ikisini toplarsanız zaten ne gelecektir? 2 bölü 2'den 1. Bir de 1 bölü 6'ya eklersek 7 bölü 6 olarak gelecektir. Doğru cevabımız E şıkkı.